İyi akşamlar değerli izleyiciler. Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nin hazırlayıp sunduğu İslam ve Hayat programıyla birlikteyiz. Bu vesileyle hem bu hafta içerisine girdiğimiz 3 aylarınızı hem de dün kutladığımız kandilinizi tebrik ediyoruz. Programımız çerçevesinde geçen programlarda çeşitli konu ve konuklarla İslam'a dair bilgi aktarımlarında bulunduk. Bugün de yine değerli konuklarımızla beraber dostluk kavramını inceleyeceğiz inşallah. Bilindiği üzere Allah Celle Celaluhu kainatı yarattıktan sonra yaratmış olduğu varlıklar arasında bir takım bağlar var etmiş ve İslam literatüründe bu bağlara sıla, sıla-i rahim adı verilmiştir. Bu bağlara baktığımızda öncelikle dikey ve yatay olmak üzere iki bağdan bahseder Allah Celle Celaluhu. Bunlardan birisi insanoğlunun yaratılma vasfı gereği yaratıcısıyla olan dikey bağlantısıdır ki Allah Celle Celaluhu وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا gibi ayet-i kerimelerde Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Yani onunla aranızdaki bağlantıyı sağlam tutun şeklinde telkinlerde bulunmuş. Bununla yetinmemiş ve insanoğlunun diğer yaratılanlarla arasındaki bağlantısını da sağlam kurmasını teşvik etmiş, telkin etmiştir. Hemen kendisine kulluktan sonra ayet-i kerimelerde anneye babaya iyilik etmeyi, yakın akrabaya bakmayı, yetimi, yoksulu ve arkadaşı, komşuyu gözetmeyi bizlere emir buyurmuştur. Onun için de biz bu silsile içerisinde bugün belki de unutulmaya yüz tuttuğuna inandığımız dostluk kavramını, bu silsile içerisinde en sonlarda maalesef yer verdiğimiz dostluk kavramını inceleyeceğiz. Yine İslam İlimler Fakültesinden değerli hocalarım bugün konuğumuz olacaklar. Tefsir Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Ercan Şen hocam bizlerle birlikte olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun. Bu vesileyle ben de bütün Müslümanları Regaib Kandili'ni kutluyorum. İnşallah daha güzel, daha mutlu bir kandilere Rabbimizi muvaffak eylesin inşallah. İnşallah. Diğer konuğumuz yine Arap Dili ve Belagat'ı Anabilim Dalı'ndan araştırma görevlisi Muhammed Emin Görgün hocamız. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız hocam? Hamdolsun hocam. Sizleri sormalı. Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Bizler de hocamlarla aynı fakültede görev yapmamız hasebiyle kendi aramızda geliştirmeye çalıştığımız bu dostluk kavramının İslami literatürdeki yeri nedir? İnsanlar bugün inanıyoruz demekle İslam'ı yaşayabiliyorlar mı? Yoksa toplumsal hayatta İslam'ın yansıtılabilmesi için, yaşanılabilir bir din olabilmesi için bu dostluk kavramını nasıl işlevsel hale getirebilirler? Evet. Bunları konuşacağız. Sözü fazla uzatmadan ben Ercan hocamla başlamak istiyorum. Sayın hocam, dostluk dendiğinde İslam literatüründe ne anlaşılır? Dost kime denir? Dostlarla ilişkimiz kısaca ne olmalıdır? Teşekkür ederim hocam söz verdiğiniz için. Dost bir insanı gönülden seven, onun iyiliğini isteyen, iyi ve kötü günde insanın yanında olan, ona yardım eden kimsedir. Kısaca bu şekilde tarif edebiliriz. Dostluk aslında sevgiyle eşdeğer ya da sevginin ilerlemiş hali. İnsan bildiğimiz gibi ancak sevdiği kimseyle dost olabilir. Dost kelimesinin tarihçesine baktığımız zaman dost kelimesi Farsçadan dilimize girmiştir. Seven, sevgili, yar anlamına gelir. Dost'tır onun aslı. İslami literatüre baktığımızda buyurduğunuz gibi sadakat, meveddet, muhabbet, sevgi, şefkat dostlukla aynı kavram çerçevesinde yer alan kelimelerdendir. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman ise dostluk kişinin zararını gidermeye kadir olan arkadaşına sürekli yarar sağlamaya çalışan bir husustur. Bu durumda en temel dost, asıl dost Yüce Allah'tır. Bu manada ikincil öneme sahip dostluksa insanların kendi aralarındaki dostluğudur. Dostluk aslında daha temele inersek fıtri bir ihtiyaçtır. Allah Celle Celaluhu insanları yaratmış,
Ve insanları tek başına koymamıştır. Muhakkak insanlara bir eş yaratmıştır. Bu kadın olur, erkek olur ama insanlar muhakkak diğer insanlarla sohbet etmek ister. İyiliğini, kötülüğünü paylaşmak ister. Dolayısıyla dostluk, paylaşmak, sevgi fıtri bir şeydir. Cemaat olmanın bir gereği. Cemaat yani, olmanın bir gereği. İbn Haldun'un deyimiyle insan medeni bir varlıktır, sosyal bir varlıktır. Kendini ancak cemaat içerisinde ifade edebilir, hissedebilir, kendini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla büyüklerimiz mesela dost, dostun sığınağıdır demişlerdir. İnsan dünyada bir sığınak arar. Bu anlamda en güvenli liman kişinin dostudur. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim pek çok ayette dostluğun önemini vurgular. Dostluk yapılacak kimselerden bahseder. Uzak durulması gereken kimselerin bazı vasıflarından bahseder. Müminlerle dostluğu teşvik eder. Münafıklarla, kafirlerle, kötü vasfa sahip insanlarla dostluktan da uzak tutar bizler hocam. Şimdi hocam cümleleriniz arasında benim dikkatimi çeken şey şu oldu. Dost dediğin şey insanın zararını ortadan kaldıran şeydir. Evet. Aynı zamanda bu evet. Önemli bir husus. Bir de Allah Celle Celaluhu insanın toplum halinde yaratılmasının hikmetinden bahseden ayeti kerimede lite'arafu ifadesini kullanıyor. Evet. Yani tanışasınız, birbirinizle ülfet peyda edesiniz diye. Bu anlamda dost kavramına aslında yüklediğimiz anlamlar bizim için önemli. Toplumsal hayatta bu anlamlara geçmeden önce tabii ki Kur'an-ı Kerim bunu nasıl niteliyor? Evet. Arap dilinde hocam dost kelimesinin Farsça kökenli olmasından bahsetti. Evet. Siz de bir Arapçacı olarak, Arap dili ve belagatında uzman olarak dost kavramı Arap dilinde nasıl işlenmiştir? Kur'an-ı Kerim bunu hangi kelimelerle ifade etmiştir? Evet hocam, teşekkür ediyorum. Hocam, Arapça malumunuz olduğu üzere çok anlamlılık ve eş anlamlılık noktasında çok zengin bir literatüre sahip bir dil. Bu bağlamda da arkadaşlığı özellikle Arapça kavram üzerinde düşündüğümüzde kelime olarak Araplar her iş için, her durum için arkadaşlığın derecesine göre farklı kelimeler kullanmayı tercih etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de bunların birçoğu Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Mesela iş arkadaşlarına zemilun veya işte yol arkadaşına refikun, yanından ayrılmayan ve ona sürekli doğruyu söyleyen kişiye sadikun kelimesi, çok samimi boyutta olduğu zaman hamimun kelimesi. Zevç kelimesi. Evet, mesela Kur'an-ı Kerim'de sahip kelimesi hem ashab çoğul olarak arkadaş anlamında kullanılıyor, eşlik edilen, eşlik eden kişi. Aynı zamanda mettekade sahibeten ve la velede örneğinde olduğu gibi Allah-u Teala bir eş edinmedi, eş ve çocuk edinmedi derken sahip kelimesini orada da mesela eş, yoldaş, hayat arkadaşı anlamında da kullanıyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de de geçtiği şekilde halil kelimesi, habib kelimesi, safiyyün kelimeleri, yine bir tane kelimesi sırdaş anlamında Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Arapça'da dediğimiz gibi arkadaşlığın durumuna, seviyesine, faydasına verdiği katkıya göre bu kelimeler kendi içerisinde bir derece ve anlam ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de özellikle vurgulanan veliyyün kelimesi, mesela dostun karşılığı, belki de zirvesi kabul edebileceğimiz veli kelimesi, halil kelimesi, bunlardan en önemli öne çıkan bir de karinun kelimesi var. Çok kaldı ki biz bunları Türkçe'de de kullanıyoruz değil mi? Evet. Günlük hayatımızda mesela halil kelimesini kullanıyoruz. Evet. Hatta Kur'an-ı Kerim'in belki bu anlamı yüklemesinden mülhem olarak İbrahim ismini tek başına kullanmıyoruz. Halil İbrahim diyoruz. Yine Habib kelimesi yine aynı şekilde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ma karşı sevgimizi göstermesi açısından kullandığımız önemli kavramlar. Ama bunları biraz açabilir miyiz hocam? Dilsel anlamda da mesela halil kelimesiyle habib kelimesi arasındaki fark ya da hocam da bahsetti, evet. Ercan hocam da benim anladığım kadarıyla Arap dili o kadar geniş bir kavram ki siz de öyle buyurdunuz. Eğer bir kelimenin harf yapısı değişiyorsa, evet. Yani dost için hem halil kelimesi, hem habib kelimesi, hem efendim meveddet, zevç gibi kelimelerin kullanılıyorsa mutlaka bunlar arasında bir anlam farklılığı olması, evet. icap eder ki dil bunu farklı farklı kullansın.
Mesela neden Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama Habib denmiş de Halil denmemiş? Bu sıfat Hazreti İbrahim için kullanılmış. Evet hocam. Hocam sizin de dediğiniz gibi kavramsal açıdan her birisinin ince birer nüans noktası ve nükteye binaen kullanılması bir gerekçe, Arapçanın özelliğinde olan bir şey. Karin kelimesi mesela yanından sürekli ayrılmayan, her daim beraber olan kişi için kullanılıyor. İşte dediğimiz gibi Rafik, yolda eşlik eden kişi. Halil ise her şeyin onunla paylaşan gerçek samimi dost sırdaş anlamında. Sırdaş. Mesela Hazreti İbrahim'e vettekadallahu İbrahim'e halile, Allah İbrahim'i kendisine dost edindi dediğimizde, Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de geçen kıssalarına veya İslam tarihinde baktığımızda Hazreti İbrahim'in neyi feda ettiğini, ne şekilde Allah'a yöneldiğini bildiğimizde, bu kıssayı, Hazreti İbrahim'in hayatını tamamen öğrendiğimizde anlıyoruz ki Hazreti İbrahim dostu için neleri feda etmiş, bu dost ünvanına Allah katında nasıl sahip olabilmiş. Yine sevgi makamında Hazreti Peygamber'e Habibullah dememizin nedeni, Peygamberimizin Allah rızası için düşmanına dahi beddua etmekten sakındığı, sırf Allah'ın adını ileride bir gün anarlar, belki iman ederler düşüncesiyle Allah'a olan sevgisi ve özellikle her şeyde buna davet etmesi, bunun belki de zirve noktası Allah'ın Habibi vasfına sahip olması. Söyleyiş açısından da sanki mesela Habib kelimesi daha naif bir kelime, evet, değil mi? Hani incitilmeye kıyılmayan bir dost için belki kullanılır. Evet. Ama Halil kelimesi biraz daha böyle harf itibariyle boğaz harflerinden oluştuğu için söylenmesi zor. Bu bağlamda sanki aralarında daha resmi bir bağ var. Yani ilah ve peygamberlik bağının sıkı tutulması. Yani sırdaşlık anlamında, evet, belki de kullanılıyor. Hocam bu işin bir de zirve noktasında Allah-u Teala artık arkadaşlık kavramlarının da ötesine geçen, arkadaşlığın özünü niteleyecek şekilde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ diyor. Yani arkadaşlığın varması gereken nokta artık nesep bağı, kan bağından ziyade bu dostluk vesile kurulmuş olan kardeşliktir. Yani dostluğun İslam'daki temel olarak özetleyecek olursak, dostluk insanı kan bağından öte bir kardeşliğe götürmek yani zorundadır. Kan bağıyla dostluğun harmanlanmış halidir, değil mi? Ve zirve noktasıdır. Yani bazı şairler şiirlerinde şöyle söylüyor, Arap şairlerden bazıları: ben kardeşliği nesepte görmedim. Nesep sadece işin diğer boyutuymuş, fiziksel boyutu. Asıl kardeşlik nesepten öte sevgiyle meydana gelir. Yani sevgi yoksa kardeşlik yoktur. Her insan kendi öz kardeşiyle anlaşacak, samimi olacak, dost olacak. İşte arkadaş kavramı içerisinde nitelediğimiz anlamlar bağlamında sırdaş olacak. İşte samiran kelimesi gibi Kur'an'da da geçiyor. Geceleyin muhabbet edebileceği, geceyi geçirebileceği. Yani her anını paylaştığı dosta farklı isim veriyor. Yani. Farklı isim veriyor. Geceleyin muhabbet ediyorsa ona semir kelimesini kullanıyor. Meclisi, aynı ortamı paylaşıyorsa enis kelimesini kullanıyor. Celis kelimesini kullanıyor. Bunlar da işte yani dilsel açıdan çok fazla girdiğimizde programın boyutunu aşacağından dolayı yüzeysel olarak değinmek zorunda kalıyoruz hocam. Bildiğiniz gibi her birinin ince nüansı var. Dolayısıyla bunların özetlersek zirve noktası innemel mu'minune ihvetun ayetinde olduğu gibi işin öz kardeşlik, gerçek kardeşlik seviyesine ulaşmasıdır. İnşallah bu kavramları tek tek önümüzdeki programlarda inceleme bize nasip olur. Sayın hocam, hocam kavramların tek tek hangi anlamlara geldiğini, yani bu bağlamda Arap dilinin ne kadar bereketli, ne kadar geniş bir dil olduğundan bahsetti. Fakat günlük hayatta biz Kur'an-ı Kerim literatüründen maalesef biraz uzak yaşayan bir toplum olduğumuz için Kur'an-ı Kerim kavramlarına çok aşinalığımız yok. Bu bağlamda da zannederim bu kavramla ilişkimiz, sosyal hayatta biz bu olguyu nasıl uyguluyoruz? Yani dostluk, evet, kavramına yüklediğimiz anlamlar neler? Oraya biraz dikkat çekmek adına sosyal hayatta dost dediğimiz kimse nedir? Ya da dostu düşmandan ayıran vasıflar nelerdir? Bunu biraz açabilir miyiz? Öncelikle hatırıma şu geldi hocam. Bizim geleneğimizde bir söz vardır: önce refik, sonra tarik. Yani önce dost, arkadaş, yoldaş, sonra yol gelir. Yani kişi bir işe girişeceği zaman, bir işi üstleneceği zaman muhakkak yanında bir dost, bir güvenilir arkadaş arar.
Onu bulduktan sonra her işin üstesinden rahatlıkla gelebilir. Hocam bu anekdota binaen şunu da ilave etmek isterim. Ecdadımız özellikle Osmanlı döneminde bu kelimeleri çok yerinde ve güzel kullanırdı. Mesela eşler birbirine refikim, refikam şeklinde. Evet. Yani karım, kocam, eşim, kocam şeklinde değil. Çocuklarına mahdumum, mahamam şeklinde. Bu da bu kelimelerin yüklendiği anlam itibariyle kullanımına en güzel örneklerden sanki birisi. Sanki bu kavramları kullanmayarak ya da yanlış kullanarak bu kavramların içeriğindeki manaları da boşaltıyoruz. Boşaltıyoruz, evet hocam. Bu da sosyal hayatımıza biraz yansıyor gibi geliyor bana. Yani, çünkü dost dendiğinde sanki sadece bir şahıs var ya da birkaç tane şahıs var. Halbuki sizin buyurduğunuz gibi dostlar da çeşit işte geceleyin oturulan dost farklı, efendim muhabbet esnasında konuşulan dost farklı. Evet hocam, sosyal hayatta hocam modern dönemde pek çok kavram işlevini yitirdi ya da kavramın işi boşaldı. Bunlardan bir de buyurduğunuz gibi dost, refik, arkadaş, yoldaş. Bu anlamda Müslümanların, müminlerin dostlarını seçerken çok dikkatli olmaları gerekir. Ve dostluk dediğimiz ya da dostlar dediğimiz şey de kendi içerisinde çeşitlere ayrılabilir. Mesela baktığımız zaman bir hakiki dost vardır. İnsanın arkadaşının mutluluğunu kendi mutluluğu gibi gören, arkadaşının mutsuzluğunu kendi mutsuzluğu gibi gören ve daima dostunun arkadaşının yardımında olan hakiki dost vardır ki asıl dost budur, gerçek dost budur. Nitekim Peygamber Efendimizin bir sözünde şöyle geçer. Allah katında arkadaşların hayırlısı arkadaşına faydalı olandır buyurur Peygamber Efendimiz. Yani kendi faydasını düşündüğü kadar arkadaşının faydasını da düşünür ki bunun kültürümüzdeki bir diğer adı da İsar kavramıdır. Kendisi için istediğini başkası için de istemek. Arkadaşına öncelik tanımak anlamında bir İsar diye güzel bir kavramımız vardır. Hocam bu minvalde yine Peygamberimizin şu hadisini de hatırlatmakta fayda var. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Az önce de temas ettiğimiz gibi buradaki kardeşten maksat Peygamberimizin veya Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetteki müminler kardeştir sözündeki nesep bağı kastedilmiyor burada sonuçta. Dolayısıyla Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki sizden biriniz kendi nefsi için istediğini, kendisine tercih ettiğini, mümin kardeşi için de istemediği sürece hakiki manada imanın zevkini tatmış olmaz. Kur'an-ı Kerim bir aşama daha üste çıkarak hocamın işaret ettiği ayette de kendisinden bile önde önce görmesi. Kendileri ihtiyaç sahibi olsalar bile başkalarına yani asgarisi yani. En azından bu hadiste ifade edebiliriz. Evet. Yani kendin için istemediğin bir şeyi mümin kardeşin için de istememen gerekiyor. Evet. Yani arkadaşını, dostunu kendine tercih etme. İşte gerçek dostluk burada odaklanıyor, merkezi hale geliyor. Bir diğer dost çeşidi menfaati öne alan dostluk. Bu menfaati olduğu sürece dostluk kuran ama menfaat bittiğinde dostluğu da bitiren bir dostluk çeşididir. Yine bir diğer dostluk çeşidi de hilekar dost denir bizim literatürümüzde. Sureta görünür de dost gibi görünür ancak gerçekte düşmandır. Yani fırsatını bulduğunda çok rahat yalan söyleyebilir, kusurlarını, sırlarını ifşa eder, iyiliklerini gizler. Dolayısıyla Kur'an ve sünnete baktığımız zaman menfaati öne alan, hileyi öne alan dostlardan uzak durmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize söyler değerli hocam. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Muhammed hocam, şimdi hocam zımnen değindi ama kimi dost edinmeliyiz aslında biz? Biraz evet. Da yani her gördüğümüz, bizim yüzümüze gülen, efendim inansa da inanmasa da, bizim safımızda yer alsa da almasa da, bizim gibi yaşasa da yaşamasa da, her gördüğümüzde dostluk kurulabilir mi? Buradaki bizim ortaya koyacağımız şartlar ne olmalı Müslüman olarak? Hocam. Hocam her şeyde olduğu gibi Kur'an-ı Kerim de bu dostluk kavramı üzerinde sınırları net bir şekilde aslında çiziyor. Ayet-i Kerime'de Allah-u Teala Tevbe suresi 71'de vel müminune vel müminatu ba'zuhum evliya'u ba'd. Mümin erkek ve kadınlar birbirleriyle dostlardır, velilerdir. Ye'murune bil ma'rufi ve yenhevne alil münkeri. Birinci şartı hocam, dost dediğimiz iyiliği emredecek, kötülükten yasaklayacak. Yani dostum dediğin, arkadaşım dediğin kişi seni iyiliğe yönlendirmiyor, seni yapacağın kötülükten engellemiyor, men etmiyorsa o senin için bir dost değildir. İslam'a göre dostluk kurmamışsın demektir.
Aynı zamanda ve yudu'unullaha ve rasule. Allah'a ve Resulüne de itaat etmesi gerekiyor. Ve yu'tune zekate ve yuqimune salate ve yu'tune zekate ve yudu'unullaha ve rasule. Namazını da kılacak, zekatını da verecek. Aynı zamanda Allah'a ve Resulüne de itaat etmiş olacak. Dolayısıyla ancak Allahu Teala buyuruyor ki müminler müminlerin birbirleri. Evvel müminun evvel müminatu ba'duhum evliya'u ba'd. Müminler ancak birbirlerinin dostudur. Dolayısıyla dostluk kavramını bu ayette bu çerçevede özetlemek gerekirse dost dediğimiz iyiliği emredecek, kötülükten yasaklayacak. Seni her daim iyiliğe yönlendirmesi gerekiyor. Namazını kılacak, zekatını verecek, Allah'a ve Resulüne tam bir şekilde bağlanmış, itaat etmiş olacak. Çünkü bu neden önemli? Hadis-i şerifte bu ayeti açıklar nitelikte Peygamberimiz biliyor ki el mer'u ala dini halilihi. Burada da halil kelimesini kullar Peygamberimiz. Kişi dostunun, arkadaşının dini üzerinedir. Çünkü ileride de programın ileri safhasında da değineceğimiz gibi kötü dost olduğunda ne olacak? İyi dost olduğunda ne olacak? Allahu Teala öncesinde bazı ayetlerde nasıl kimselerle dostluk kurmanız gerektiğini açıklıyor. Daha sonrasında şu kimselerle de kurarsanız bakın ileride şu pişmanlığı yaşayacaksınız şeklinde de ileride bazı noktalarda bazı ayetlerde bunun uyarısını ve kıssa olarak aktarımını gerçekleştiriyor. Yani Hazreti Ali de bu minvalde zaten belki de Kur'an-ı Kerim'den ilham alarak kimlerle dost edinmememiz gerektiğini kısaca özetliyor. Evet. Bunlardan bir tanesi diyor mesela yalancı. Yalancıyı asla dost edinmeyin çünkü o sizi gün gelir mutlak surette kandırır veya kendi yoluna çeker. Sizin evet. de buyurduğunuz gibi. Mesela ahmakla diyor yola çıkmayın. Onunla dost edinmeyin çünkü ahmak, akılsız dediğin insan iyilik yapacağım derken sana kötülük yapar. Kötülük arzuladığında sana iyilik yapar. Ne yapacağını bilemezsin. Cimriyle mesela yola çıkmayın diyor. Evet. Cimriye dost olmayın. Çünkü sizin en sıkıştığınız anda yani yardıma en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sizi yüzüstü bırakır. Menfaatçıyla yine yola çıkmayın. Sizi dünyada bulunmuş olduğu konumunuzla sürekli değerlendirir. Ve dolayısıyla mesela fasık, günahkarla yola dostum. Çıkmayın diyor. Bu bağlamda hocam dostu özetlemek gerekirse Muhammed hocam bir kısa ara vermemiz lazım. Evet, bu araya gitmeden önce Kur'an-ı hocam, Kerim'de dostu özetlemek gerekirse birkaç cümleyle nasıl özetleriz? Maide suresi 55-56'da Allahu Teala işin özet noktası olarak özellikle Arapçada da hepimizin bildiği gibi hasır, kasır üslubu dediğimiz innema yalnızca ancak veliyyukumullah sizin ancak ve ancak dostunuz olacak kişiler, zatlar şunlardır. Allahu bir, Allah ve Resulühü ve Allah'ın Resulü vellezine amenu ve iman edenler. Yukimune salate ve yu'tune zekate ve hum rakiun. Ama her mümin de değil. Şimdi herkes sözde Müslümanım diyor ama Allahu Teala dostluğun çerçevesini çizerken sizin yalnızca ve yalnızca dostunuz olacak kişiler Allah'tır, Resulüdür. Namazını kılan, zekatını veren, yani Allah'a bile yalan söylemeyen, Allah'ın hakkından çalmayan kişiler, iman etmiş kişiler sizin dostunuz olabilir. Dolayısıyla Allah'ın hakkından çalan, kulun hakkından her şekilde çalar. Buradaki nüans bu. Tek tek çok önemli kavramlar. Özellikle evet. namazını kılan ifadesi biraz açmaya müsait bir ifade. Ama kısa bir ara vermemiz lazım değerli İnşallah. Hocalarım. Değerli izleyiciler kısa bir aradan sonra dostluk kavramını incelemeye çalışacağız. Değerli izleyiciler, İslam ve Hayat programının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bugün dostluk kavramını hocalarımızla konuşuyoruz. Birinci bölümümüzde dost kelimesi hangi kavramlarla ifade edilmektedir? Kur'an-ı Kerim dostluğun hangi boyutlarına değinmektedir? Dost kelimesinin Farsça kökenli olduğundan bahsettik. Sosyal hayatta dost dediğimiz kişilerin nitelikleri nelerdir? Kısaca bunlar üzerinde durmaya çalıştık. Şimdi ise biraz
mümin kimi dost edinmeli, hatta ve hatta kimi dost edinmemeli? Ercan hocamla başlayalım isterseniz hocam. Hocam, mümin kimi dost edinmemeli? Evet, Rabbimiz insana, müminlere daha doğrusu, kimlere dost edineceğini söylediği gibi kimlerden uzak durması gerektiğini de söyler. Bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 sınıfın varlığından bahsedilir. Yani 7 sınıfın dostluğundan uzak durulması gerektiğinden bahsedilir. Mesela bunların başında kafirler gelir. Nitekim Nisa suresinde şöyle buyurulur. Ey müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Çünkü onlar sizi yoldan çıkarırlar anlamında malumunuz bir ayet vardır. Yine başka bir ayette şöyle geçer. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir dostluğu kalmaz buyurularak burada kırmızı bir çizginin çizdiğini görüyoruz. Yani kesin bir çizgi ile müminlerin kafirlerden uzak durması, onlarla dostluktan uzak durması gerektiğinden bahsedilir. Dostun birinci özelliği iman etmiş olması. Aynen, iman etmiş olması gerekiyor. Asıl dostluk imanla başlar. İman dostluğudur, iman kardeşliğidir diyebiliriz. Yine ikinci sınıf olarak münafıkları görüyoruz. Hepimizin malum olduğu üzere münafık, içinden inkar ettiği halde sureta dost gözüken, Müslüman gözüken, iman etmiş gibi gözüken ama müminler arasında fitne fesat yayan bir grup olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim yine Nisa suresine baktığımızda münafıklardan dost edinmeyin, onlardan ne dost edinin ne de yardımcı edinin diye Rabbimizin bize bir buyruğu olduğunu görüyoruz değerli hocam. O zaman bizim günlük hayatta kullandığımız bir ifade var ya hocam, bir takım insanlar için kullanılıyor genelde. Ya adam iman etmemiş ya da Müslüman değil ama 10 tane Müslümanı cebinden çıkartır hocam. Onun için ben o adamla dost ediniyorum kavramı biraz sanki geçersiz kalıyor değil mi? Yani sadece dünyaya taalluk eden bir dostluğu ifade ediyor orada, arkadaşlığı ifade hocam, ediyor. Dostluğu sadece sözlük anlamı itibariyle düşünürsek dünyada bir karşılığı var. Ama gerçek anlamda Allah katındaki dostluğu, veliliği, halilliği simgelemesi bakımından baktığımızda tabii ki Ercan Hocam'ın da bahsettiği çerçeve içerisinde bunların bir kıymet harbiyesi yok. Evet. Ercan Hocam şeye de değindi, yani dost olunmaması gereken insanlar var ya, benim şöyle bir soru aklıma geliyor açıkçası. Yani mümin düşman olur mu? Ya da kimlere düşman olmalı? Güzel bir soru hocam. Mümin adalet temelinde, ihsan temelinde bütün insanlara adaletli bir şekilde yaklaşır, eşit bir şekilde yaklaşır. Fakat şurası çok önemlidir. Kim Allah'a, peygambere ve müminlere düşmanlık yaparsa müminin düşmanı da odur. Dolayısıyla zaten benim diğer sınıftan bahsedeceğim kişiler de bunlar. Yani Allah'a kim düşmanlık yapıyorsa, peygambere kim düşmanlık yapıyorsa bunlar müminin düşmanıdır. Dolayısıyla mesela bir ayette şöyle geçiyor. Estağfirullah. Ey iman edenler, ya eyyühellezine amenu, benim düşmanım ve sizin düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Dolayısıyla bu biraz da dostluktan ne beklediğimizle alakalı. Dostluğun bir dünyevi boyutu var, bir de uhrevi boyutu var. İnsan dostundan dünyada bir şey kazanabilir, bir yarar bekler. Şöyle genel baktığımızda kafirden de dünyalık beklenebilir ama kafirin ahirette bir faydası yoktur. Münafığın ahirette bir faydası yoktur. Tam tersine zararı olur. Dolayısıyla kafir ne yapar? Mümini küfre veya en azından günaha ulaştırır. Hani peki buna dost diyebilir miyiz? Yani iman etmemiş, dünyada bizim de işimize yaramış o menfaat açısından. Ama ahirette biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim literatüründe bu bizim işimize yaramayacak bu dostluk. Hatta zararı olacak çünkü biz bundan mesul olacağız. Evet. Madem dost oldun niye iman ettirmedin, iman etmesine vesile olmadın? Veya vesile olamıyordun öyleyse niye dost oldun şeklinde bize bir sorumluluk da yüklenecek. Bu bağlamda biraz daha geriye dönersek mesela Allah-u Teala'nın veli olmasından, dost olmasından bahsettik. Hazreti İbrahim ilah olma özelliği olmayan varlıklar için bile aduvun li ifadesini kullanıyor değil mi? Bu sizin taptığınız putlar var ya, bu putlar bizim için düşmandır. Öyleyse dost dediğimiz kavramın, yani daha doğrusu Allah'ın bizim için dost olmasının sebebi sadece dünya hayatında bize nimet vermesi değil, aynı zamanda ahiret mutluluğuna da kavuşturmasıdır. Hocam, bu bağlamda Saffat suresi 50 ile 57.
ayetler arasında cennetliklerin böyle bir ortamda karşılıklı konuşmalarından, diyaloglarından bahsediyor Allah-u Teala. Özellikle dünya hayatında inanmayan, kafir bir insana dost edinen kişinin arkadaşından haber vermesi, bahsetmesi noktasında güzel bir meclis ortamı var. فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ Cennetlikler bir araya geliyorlar ve birbirleriyle muhabbet ediyorlar, birbirlerine soruyor. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينَ İşlerinden birisi diyor ki, ya dünyada benim bir arkadaşım vardı, karin kelimesi. Yanımdan ayrılmıyordu sürekli. يَقُولُ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ Ya sen inananlardan mısın diye benimle dalga geçiyordu. Yani اَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِيُونَ Biz et ve kemik halindeyken öleceğiz. Etimiz kemiğimiz toprağa karışacak, çürüyeceğiz. Ondan sonra tekrar dirileceğiz. Sen buna inanıyor musun şeklinde imanlıyla. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın söyledikleri gibi değil evet. mi? Haremin etrafında surede de belirtildiği gibi Yasin suresinde. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهْ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٍ bana sana bir şey getiriyor, örnek getiriyor. Ahmağın birisi yerden bir kemik almış, uçurmuş kemikleri kim diriltecek diye evet. soruyor. Bağlı. Yani işte bu ayette de bu inanan cennetteki mümin kişi arkadaşlarına diyor ki ya benim böyle bir arkadaşım vardı. Dünyadayken benimle dalga geçiyordu. Sen niye inandın? Böyle bir şey mümkün mü falan şeklinde. قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ Siz onu görebildiniz mi ya diyor. Nerede şimdi o? Acaba cennetlik mi o da? Yani bizim gibi bu nimetlerden istifade ediyor mu? فَاتَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَائِ الْجَحِيمِ Sonra kendisi dönüyor bir bakıyor ki o kendisine alay eden arkadaşı cehennemin orta yerinde yanmakta görüyor. Ve diyor ki قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِتَّ لَتُرْد۪ينَ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْزَر۪ينَ Vallahi diyor Allah'a yemin olsun ki iyi ki ben sana uymamışım. İyi ki senin bu sözlerine kulak asmamışım. Yoksa ben de senin gibi şu an cennet yerine, cehennemin orta yerinde seninle birlikte olacaktım. Yani sadece iman edip güzel. Etmemesi de önemli değil bu noktada. Yani evet. seni imana telkin edip etmemesi de tabii yani, hocam işte programın birinci bölümünde de temas ettiğimiz gibi Kur'an'da dostluk kimlerle yapılmalı derken Allah-u Teala bu çerçeveyi يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلِ الْمُنْكَرِ özellikle vurgulayarak ifade ediyor. İyiliği emredip kötülükten nehyetmesi gerekiyor. Çünkü dünyadaki menfaate dayalı, hocam birinci bölümde de Ercan hocam bahsetti, dostluk kavramının sosyal hayattaki karşılığı, dost çeşitleri. Allah-u Teala ayette buyuruyor ki, اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ O gün, kıyamet günü geldiğinde, dünyadaki o dostlar birbirine düşman olacaklar. İllel müttakîn. Tam burada ancak hocam, müttakî kullar dışında. Sözü Ercan hocaya verme adına da, çünkü orada bıraktı Ercan hocam, evet. düşman kavramında. Hı hı. Hocam mümin düşman olur mu? Ya da müminin düşmanlığından biz ne anlıyoruz? Hazreti İbrahim aduvun li diyor mesela. Evet. Benim düşmanımdır veya ben onlara düşmanım. Müslüman düşman kavramını hayatına nasıl aktarmalı? Onunla nasıl mücadele etmeli? Ben sizin sorunuzu şöyle anlıyorum hocam. Yasaklanan dostluk ya da dostluk neye göre kurulmalı? Neye göre kurulmamalı? Neye göre devam ettirilmeli şeklinde anlıyorum ben sizin sorunuzu. İnsani temelde, insani ilişkilerde müminler diğer bütün inanç gruplarıyla bir ortak temele sahiplerdir. Yani ticaretlerini yapacaklar, komşuluk yapacaklar, bilim, sanat, üretim ilişkilerinde yardımcı olacaklar, yardımlaşacaklar. Adalet ve ihsan temelinde birbirleriyle güzel muamelede, karşılıklı muamelede bulunacaklar. Fakat burada şuna özellikle çok dikkat çekmek gerekir. Müminler sırlarını kafirlere, düşmanlara vermemeli. Kafirlerin İslam'a uymayan inanç ve düşüncelerini benimsememeli. Asıl bence üzerinde durulması gereken husus budur. Zaten böyle evet. olunca da dost olunmaz değil mi? Yani onun gibi olmadığın ona öykünmediğin olsun. Vakit, ona öykünmediğin takdirde, onun gibi olmadığın takdirde diğer bütün işlerde aynı dünyayı paylaştığımıza göre, aynı coğrafyayı, aynı iklimi paylaştığımıza göre asgari müştereklerdeki bütün ilişkiler haliyle devam eder. Ama dediğim gibi sadece İslam'a aykırı olan inançlarını, düşüncelerini, fiillerini benimsememek gerekir. Onlara bu noktada taraflı olmamak gerekir. Zaten düşman kavramımızı evet. tümüyle hayatımızdan çıkarttığımızda cihat dediğimiz değil mi? Harp evet. dediğimiz. Evet. Efendim karşı duruş sergilemek durumunda kaldığımız değerlerimiz sanki boşa çıkar gibi geliyor değil mi hocam? Yoksa evet. Müslüman savaşmaz. Müslüman kimseyle
kavga etmez, Müslüman cihat yapmaz, Müslüman kendisine küfredilse bile kendi karşısındaki inanç sistemine karşı hiçbir tepkide bulunmaz gibi bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Halbuki bunlar doğru değil. Müslümanın da düşmanı olur, dostu olabileceği gibi. Çünkü her şey zıttıyla kaimdir evet, bu bağlamda. Yani dostluğun değeri bilinmesi için düşmanlığın da değeri bilmesi icap eder. Hocam cihadın iki türlü anlamı var. Bir, malla canla yapılan cihat. Bir de Allah'ın rızasını kazandıracak bütün çabaları sağlamak üzere yapılan şeye de biz aslında cihat diyoruz. Dolayısıyla cihadın daha geniş bir şekilde anlaşılması gerekir. Daha böyle kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerekir. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde buyurduğu gibi hayat iman ve cihattır. İman olacak, cihat olacak ama bu cihat her enstrümanla, her araçla İslam için çalışmak anlamına geliyor kanaatimce. Evet hocam, ben bu noktada Ercan hocama bir ilavede bulunmak istiyorum Ercan hocamın sözlerine. Ercan hocam şuna temas etti, laf arasında geçti. Mümin asla kafirlere, inanmayanlara sırrını söylememeli. Çünkü bu da bir ayetin düsturu olarak Allah-u Teala biliyor. La tettekidu min bidaneten min dunikum. Kendinizden başka, inananlardan başka kendinize sırdaşlar edinmeyiniz. La tettekidu bil kafirin evliya min dunil mu'minin. O da evliya, dost edinmeyiniz. Evet. Müminleri bırakıp da sen mümini arkana atıp gidip kafirle çıkar ilişkisi kurma diyor Allah-u Teala. Aynı zamanda da bidaneten min dunikum. Yani içinizden birisi dururken, mümin dururken gidip kafirleri kendinize sırdaş, dost edinmeyiniz. Peki hocam, sizin hem hafız olmanız hasebiyle hem de Arap dili uzmanı olmanız hasebiyle Kur'an-ı Kerim'de bu dostların, müminlerin özellikleri sayılıyor değil mi? Evet. Kafirlerin özellikleri de sayılıyor. Dost dediğimiz insanın özellikleri sayılıyor mu ya da nasıl insanı biz dost edinmemiz icap eder? Kur'an-ı Kerim buna ne diyor yani? Evet. Birinci bölümde de zikrettiğimiz, özellikle Allah-u Teala'nın dost kavramında vurguladığı mümin olma, mümin olma vasfından sonra arkadaşın arkadaşa doğru yolu göstermesi, emir bil maruf nehy ani münker ilkesine ve aynı zamanda dostun da Allah'ın ilke ve esaslarına bağlı yaşayabilmesi gerekiyor. Bunun güncel hayattaki yansımasının en güzel karşılığı hocam, sadikun kelimesi, modern Arapçada kullanılan Arapça arkadaş anlamına, dost anlamına gelen bir kelime. Ki bu da Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sıfatı, sıddık. Yani bir üst boyutu kelimenin anlamsal açıdan. Sadik kelimesi şu an modern Arapçada kullanılan en çok kullanılan kelime, arkadaş, dost kavramı üzerine. Sadik kelimesinin bir diğer özelliği sürekli doğruyu söyleyen, sadaka kökünden türüyor, sadık olan, sözüne ve sevgisine sadık olan, her daim doğruyu söyleyen. Arkadaş kötü gün değil, iyi günde de kötü günde de, kötü davranışında da uyaracak. Yani sadikun kelimesi aslında arkadaş için kullanılması bu emir bil maruf nehyanil münker ilkesinden de aslında temelini evet, alıyor bu kelime üzerine baktığımızda. Sanki bu kavramda şu da var diye tahmin ediyorum ben hocam, sıddık kavramından yola çıkarak. Şartsız bir bağlanma. Evet, yani senin iman ettiğini anladığı noktada, hı-hı, senden kötülük gelmeyeceğini umarak şartsız bağlanma değil mi? Miraç hadisesinden evet, sonra Hazreti Ebu Bekir'in yaşamış olduğu malum hadisede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın miraca çıktığı bilgisi kafirler tarafından kendisine bildirilince bunları o mu söylüyor? O söylüyorsa evet, doğrudur. Doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü ben onu gerçek bir sadık olarak kendime ilan ettim. Neden? Çünkü ben onun peygamberliğine inanıyorum. Mümin olduğuna inanıyorum ve ondan zarar gelmeyeceğini ümit ediyorum. Evet şeklinde. Hocam, bir sözünüzde şunu söylediniz. Her şey zıttıyla kaimdir. Dolayısıyla Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminlerin dost vasıflarını anlatırken aynı zamanda nasıl olmaması gerektiğine de temas ederek zıttıyla bir şeyin malum olmasını murad ediyor. Dolayısıyla cehennemlikler üzerinden örnekler vermek suretiyle kötü arkadaşın insanın ne noktaya götüreceği, nasıl bir pişmanlık yaşatacağını pek çok ayette görebiliyoruz. Örneğin estağfirullah, yevme ya'udul zalimu ala yedeyhi, zalim, inanmayan veya kendine zulmeden kişi o kıyamet günü parmaklarını ısıracak. Ve yekulu ya leyteni takastu ma'ar rasulü sebila. Keşke ben fırsatım olsa da dünyaya dönüp
o peygamberin yoluna gitseydim, onunla beraber bir kendime yol tutsaydım. Ya veylete aleyteni lem ettehiz fulanen halile. Ah vahlar olsun bana. Keşke falancayı, Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi kendime dost edinmeseydim. Çünkü niye? Lekad ezalleni yani zikri ba'de idica'eni. Bana Kur'an geldi, peygamber geldi, ilahi emirler geldi. Buna rağmen ben, o beni bu yoldan saptırdı. Hani evet. Zikri, Allah'ı anmaktan, zikirden beni saptırdı. Ve kâne şeytanu lil insani hazûlâ. İşte şeytan insan için böyle aldatıcı ve kötü yola sevk edici olacak. Kur'an-ı Kerim de bu karşıt fikirlerin diyaloglarına çokça yer veriyor değil mi? Evet, Kur'an-ı Kerim evet, mesela evet. Cennetliklerle cehennemlikler arasındaki diyalogta diyor ki siz neden buradasınız? Biz namaz kılmayan bir toplum. Lemleku minel musallin. Biz namaz kılmıyorduk. Lemleku nut'imul miskin. Yine Hazreti İbrahim'in karşısında olan topluluğun, puta tapan topluluğun putlarla arasındaki diyalog karşımıza çıkıyor. Evet. Mesela Şuara suresinde, Taha suresinde, Kasas suresinde yine aynı şekilde. Ne diyorlar? Yani siz eğer saptırıcı özellikte olmasaydınız biz size ibadet etmezdik putlara evet. öyle diyorlar. Putlar da diyorlar ki eğer siz bizi pohpohladınız, yani karşımızda secde ettiniz, hediyeler sundunuz. Eğer böyle olmamış olsaydı biz de kendimizi ilah gibi görmezdik. Bugün hepimiz burada hep beraber cehennemde olmazdık. Keşke de yerleriyle ilişki kursaydık anlamında. Şimdi yine Ercan Hocam, hep biz karşımızdaki insanın dost özelliklerine sahip mi değil mi? Bunları konuştuk şimdiye kadar. Acaba biz dost özelliğine sahip miyiz değil miyiz? Yani karşımızdaki insandaki vasıflar değil de bizim dost olabilmemiz için gerekli olan vasıflar nelerdir? Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Hocam, dostluğun temeline baktığımızda iki şekilde dostluğun kurulduğunu söyleyebiliriz. Birincisi iradi bir dostluk. Yani kendiliğinden kurulan dostluk ve en uzun süreli tabii sebeplere dayandığı için sürekli olan dostluk budur. Çünkü burada hesabi olmak yoktur, hasbi olmak vardır. Yani Allah'ın rızasını esas almak vardır. Kendi nefsini ayaklar altına alıp kardeşinin, arkadaşının, eşinin, dostunun ihtiyacını ön plana almak burada önemlidir. Ya da ikinci bir dostluk türü de şu, bir amaca bağlı olarak kurulan dostluk. Bu da çok kısa süreli olur çünkü amaç bitince dostluk da biter. Dolayısıyla biz evrensel değerleri ya da Allah'ın emirleri ya da Kur'an'ın sünnetimize emrettiği hususlardan hareket edersek gerçekten kalıcı bir dostluğu bu dünyada kurmuş olur. Ve cennette de bu dostluğu Allah'ın izniyle inşallah devam ettirmiş oluruz hocam. İnşallah. Dostluk dediğimiz şey İslam literatüründe sanki hocam Kur'an'ın nüzulüyle başlıyor. Evet. Anladığımız kadarıyla. Çünkü Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle Medine'ye hicretinden sonra yani sosyal bir İslam medeniyeti ortaya koyma aşamasının daha temelinde şehre girerken yaptığı bir uygulama var. Biz buna muahat uygulaması diyoruz. Sen senle kardeş olacaksın, sen senle kardeş olacaksın ifadesi. Burada bakıyoruz ki hiçbirisinin birbiriyle ne akrabalığı var ne bir kan bağı var. Ama Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle emretti diye can ciğer dost oluyorlar, evlerini paylaşıyorlar, tarlalarını birbirleriyle paylaşıyorlar. Bu noktada sanki bu muahat kavramı üzerinde de biraz durmamız lazım değil mi Muhammed Hocam? Hocam işin en son noktası yine dediğimiz gibi kardeşliğe bağlanıyor. Evet. Dolayısıyla dost dediğimiz içerdiği bütün anlamlardan yani bütün kelimelerin içerdiği özel anlamlardan bir şey barındırmak zorunda. Ki iş kardeşlik seviyesine ulaşabilsin. İnnemel müminûne ihvetun ayetinin muhtevasına girebilsin. Sizin de örnek verdiğiniz Medine'deki ensar ve muhacir dostluğuna ulaşabilsin. Yani bu işi nesepten öte, kan bağından öte İslam birlikteliği. Çünkü Peygamberimiz ne buyuruyor? Kıyamet günü diyor, hiçbir gölgenin olmadığı o günde sadece Allah için birbirini sevenler Allah'ın zilli gölgesi altında gölgelenecekler. Racülün tehabbe fillah ictema aleyhi ve teferraka aleyhi diyor. Onlar toplandıklarında Allah için toplanırlar. Ayrılırken yine Allah'ın selamı üzerine ayrılırlar. Evet. Yani başka bir hadiste Peygamberimiz buyuruyor ki hocam bir mümin kardeşinin ihtiyacını gidermek benim diyor, kendi özelinde örnek veriyor. Benim bir mümin kardeşimin ihtiyacını gidermek üzere onunla beraber yürümem şu mescidimde, Mescid-i Nebevi'de bir ay itikaf yapmamdan daha hayırlıdır. Yani itikafın sevabını biliyoruz.
ibadete kendini hasredip mescitte kalmak, zaruri ihtiyaçlar dışarısında. Peygamber bu derece mümin, müminin kürbünü, ihtiyacını, sıkıntısını giderir ki Allah da onun karşılığında bir sıkıntısını giderir. Dost kavramı bir de sanki hocam zamanla bağlantılı da bir kavram. Yani bir süreç içerisinde gelişen ve sonuca ulaşan bir kavram. Hani bugün ben şu vasıfları karşımdaki insanda gördüm, onunla hadi dost oluvereyim denilecek bir kavram değil. Evet. Bu noktada da bizim kültürümüzde yer alan bir eski dost kavramı var. Baba dostu kavramı. Ben hep bunu önemserim. Yani çocukluğumuzda işte elektriğin olmadığı o dönemlerde eşekle atla babaların dostlarının yakın köylerden gelip sabahlara kadar onlarla muhabbet etmesi ve onlara değer vermesi. O köyden geçerken de işte benim babamın burada bir dostu vardı. Evet. Onun için ona uğramadan geçmeyeyim durumu söz konusu. Bununla ilgili Abdullah bin Ömer de rivayetle yine diyorlar ki Abdullah bin Ömer falanca köyden geçerken burada benim babamın dostu vardı deyip kervanını durdurmuş. Atından devesinden inip o eve uğrayıp biraz misafir olduktan sonra bütün kervanı durdurup yoluna devam etmiş derler. Onun için de Hazreti Ali diyor ki her şeyin yeni olanı makbuldür fakat dostun eski olanı makbuldür. Hocam süremiz azaldı. Bu bağlamda sizlerin son dostlukla ilgili son cümlelerinizi almak adına. Ercan Hocam, bulunduğumuz şu mübarek günlerde, yani müminin baharı olan şu 3 aylara girdiğimiz süreçte dost denildiğinde Müslümanlara tavsiyede bulunabileceğiniz cümleler hangileri olmalı? Evet hocam, birkaç maddeyle ben özetlemek isterim. Dostlukta asıl olan ilkelerdir. Bu ilkelere riayet edildiğinde bu dostluk devam eder. Öncelikle ilişkiler tevhid ekseninde olmalı. Güç dengesi sağlanmalı, karşılıklı haklara riayet edilmeli ve daha önemlisi sırlar paylaşılmamalı. Bu noktada baktığımızda asgari bu şartlar sağlandığında dostluğun sürekli olacağını ve devamlı olacağını söyleyebiliriz. Son olarak bitirirken ben şu güzel sözlerle bitirmek isterim. Dost istersen Allah yeter. Yaran istersen Kur'an yeter. Mal istersen kanaat yeter. Düşman istersen nefis yeter. Bunlara baktığımız zaman dostluk, düşmanlık aslında hepsinin bu sözlerde toparlandığını görüyoruz. İnsanın kendi bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Hasletler. Evet. 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 Evet hocam. Evet. Hocam dostu ben İslam özelinde özetlemek istersem Peygamberimizin şu hadisini örnek vermek istiyorum. Dostluk sizin de dediğiniz gibi baba dostu, eski yadigar şeklindeki kavramlar unutulmaya başlandı. Bunun temelinde yatan en büyük sıkıntı sıla-i rahimin maalesef kesilmiş olması. Peygamberimiz müminin mümin üzerindeki hakkı altıdır buyuruyor hadisi şerifinde. Karşılaştığında selam vermek, hasta olduğunda ziyaretine gitmek, öldüğünde cenazesine gitmek, hapşırdığında ona dua etmek, yarhamkallah diyoruz. Ve özellikle bu son madde bir de davetine icabet etmek, davet ettiğinde. 6. madde hocam bizi çok ilgilendiriyor. Yolunu kaybettiğinde, yoldan çıktığında onu uyarmak, ona nasihat etmek. Evet, imanı sevk etmek. Evet, ona nasihat etmek. Evet, değerli hocalarım çok teşekkür ediyorum. Hem dostluğunuz hem de dost konusunu bizlerle paylaştığınız için hakikaten çok önemli bir kavram günümüzde. Gün yüzüne çıkartılması ve yaşatılması gereken bir kavram. Bu alanda değerli izleyiciler, bugün dost kavramını hocalarımla konuştuk. Allah bizi dostluğundan ve müminlerin dostluğundan ayırmasın temennisiyle 3 aylarınız ve geçmiş kandiliniz tekrardan mübarek olsun.